Arkadaşlar siz bu işin içinde olmadığınız için bilmiyorsunuz. Ben bu işlerin tamamen içindeyim. Aslında sigorta şirketlerinden çıkıyor. Para insanlar dolandırılmıyor. Hırsızlık da güzel bir şey olabilir mi acaba? Bilemiyorum ki. Dünya kültürü ve dünya ile ilgili bilgisi birkaç tane designer çanta dışına çıkamayan ve hayatında Edirne sınır kapısını geçmemiş bir gerizekalıdan dinlemek yerine bu konuda bilgili birinden dinlemek isterseniz insanların alışveriş alışkanlıklarını, Türkiye'deki gibi değil. Secure dediğimiz öyle her ülkede olan bir şey değil. O yüzden internette kredi kartımla alışveriş yapılmış ve 3D Secure kullanılmamış, benim paramı geri verin diyemezsiniz bankanıza. Böyle bir şey yok. Özellikle yabancı web siteleri 3D Secure'u fazla kullanmazlar. Türkiye'de ve birkaç tane ülkede yaygın olarak kullanılan bir internette sizi koruma yöntemidir. Türkiye pazarına ve bu pazarlara önem vermeyen şirketler 3D Secure'u ödeme yöntemi sırasında sunmayabilir. Özellikle pek çok alışveriş yapılan, yani bir kere de çekilmeyen ve pek çok seferde çekilmiş olan paralarda ve geciktirilmiş bildirimlerde, yani bankanıza geç ulaştığınızda işte benden böyle böyle çok para çekilmiş dediğinizde paranızı geri alma şansınız daha azalıyor. Çünkü her işlem için ayrı bir paperwork yapmaları, arkada ayrı bir çalışma yapmaları gerekiyor bankaların. Bu tip durumlarda paranızı geri almanız daha da zorlaşıyor, hatta imkansızlaşıyor. İşte öyle bankaya de benim 3D Secure olmadan param çekilmiş, paramı geri verin dediğinizde banka size her zaman paranızı geri vermez. Verse de bu yaşananların hırsızlık olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz efendim. Onurlu günler. Selamlar arkadaşlar. Gözaltına alınmışım. Benim de yeni haberim oldu. Şu anda haberim oldu. Gözaltına alınmışım. Haberleri yapmışlar ve yorumları okusanız nasıl mutlu oluyor insanlar, nasıl anlatamam size. Neyse, zaten Zahra'nın alelade bir şekilde kendi ağzıyla, yazısıyla her şekilde bana hırsız iftirasını attı. Zaten bir artık buradan bir davalık olduk biz seninle. Yani Zahra'nın diyorum. Twitch'in Rasim Ozan'ından bahsediyorum bu arada. Şimdi bana bir de şey demiş, kenar mahalle kokuyor demiş. Doğru, mahalle kültürüyle büyüdüm, mahallede büyüdüm ama kenar mahalle kokusu nedir ya? Senin bahsettiğin koku ne bilmiyorum. Ama kenar mahalle dediğin yerler kokmuyor. Ve dikkat et, o kenar mahalle dediğin yerlerden senin takipçilerin var. İnsanları bu şekilde aşağılama. Ayrıca bu bir aşağılık olarak değil, mahalle kültürüyle büyümek harika bir şey. Şimdi senin o kenar mahalle dediğin yerlerden sen bir erkek olarak tek başına geçemezsin. Ama ben bir kız olarak tek başıma geçerim ve kimse bana bir şey yapamaz. Senin delikanlılığın ve cesaret klavyede, story'de. Senin delikanlılığın bu. Şimdi çok insanlarla konuşurken veya insanlara laf atacakken şey yapıyor bu. Kendine bir manipüle tekniği bulmuş. İnsanların canını yakmaya çalışacak kelimeler ve cümleler seçiyor. Size şimdi bunun sebebini söyleyeceğim. Bu çocuk, bu adam, bu neyse artık, bunun adam da değil, bu neyse artık. Bu insan, ergenlikteki fotoğrafını göstereceğim size. Sivilceli ve şişmanmış. Muhtemelen buna öyle iğrenç mobbingler uyguladılar ki bunun gençliğinde. Aynı cümleleri nasıl hissettirdiğini çok iyi bildiği için aynı manipülasyon tekniğini insanlara kullanıyor. Yani İnsanların canının yanacağını düşünüyor. Şimdi ben bu tekniği çözdüğüm için benim umurumda bile değilsin. Şimdi diyecekler ki sen sivilceli ve şişman diye adamla dalga geçiyorsun. Hayır. Ben sivilceli ve şişman diye adamla dalga geçmiyorum. Psikolojideki yerini söylüyorum. Bu çocuk, bu adam, bu kimse artık, bu garip bir insan. Ben hayatımda böyle bir insan tanımadım. Böyle şeyler yaşadığı için insanlara bunu zevkle yapıyor. Farkında değil misiniz? Her influencer'a saldırıyor. Herkese saldırıyor. Her konuda bir fikri, bir bilgisi var. Deli. Yani gerçekten deli. Atlatamamış ergenlikte ona yapılan mobbingleri. Ya muhtemelen de hiç kız arkadaşı olmadı. O yüzden kızlara karşı da biraz düşmanlığı var. Eskisi kadar olmasa bile. Şimdi ben böyle bir tiple uğraşıyorum. Ve maalesef ki sosyal medyada belli başlı bir kitlesi var. Ve bu kitleyi de şu şekilde edindi. Twitch'te yayınlar açıp İşte kadınları, genel olarak kadınları, bu arada videoların çoğunu kaldırtmış, ben geçen bakıyordum hani göstermek için. Kadınları sürekli aşağılıyor. Kadınların yaptığı işleri aşağılıyor. Yani ya sadece kadınları değil, herkes, insanlara şunu, Twitch'e şunu
öğretti. Herkese istediğiniz yorumu yapıp herkesle dalga geçebilirsiniz. Resmen kendi ergenliğini yansıtıyor. Resmen kendi ergenliğinde ona yapılan her şeyi şu anda büyüdüğünde insanlara yapıyor. Çünkü bu psikolojiyi atlatamadı. En kısa sürede sana tedavi edilebilecek bir doktor bakacağım. Gerçekten artık ben insan olarak sana üzülmeye başlıyorum. Gerçekten bakacağım. Umarım yardımcı olabilirler sana. Çünkü bu kötü bir şey. Gerçekten yaptığın ve hal ve hareketlerin hiç normal değil. Hiç. Ekstra olarak bu konuyla ilgili bir kez daha konuşmayacağım. Çünkü ortada iftira, hakaret, ölüm tehditleri artık bu yani normal şeyler değil. Bundan sonra seninle mahkemede konuşacağız. Ben bu zamana kadar dedim ki yok boş ver ama sana öyle bir tazminat davası açacağım ki feleğin şaşacak. Gerçekten feleğin. Bu saatten sonra da insanlara sataşırken bir iki kez daha düşünürsün.